Şimdi nedir directory traversal? Güzel. Sevmez, sevmediyseniz müziği kapatabiliriz ha sorun yok ya. Açılan. Şimdi gençler Başlayalım demiş herkes. Ufaktan başlıyoruz. ah, olmaz. Vazgeçtim. Seni istemiyorum. Evet. Nerede benim derli dostum? Start drawing. Başla hemen çizmeye. Şimdi gençler toplaşın bakalım. Chatteki konuşmalarda son bulsun. Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı anlatılan Directory Traversal konusuna hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu Directory Traversal. Ekranın parlaklığından ötürü gözleri kamaşan arkadaşlarımız için yapabileceğim önerebileceğim tek şey internette korne ameliyatı diye aratmalarıdır. Ama ben size gene de kıyamam. Gelin ekranınızı siyah yapalım. Hadi gelin ekranınızı siyah yapalım. Mutabık mıyız? Güzel mi? Okey. Toplaş. Şimdi Directory Traversal yani dizin gezinmece diye bir Türkçesine çevirmekte bir sorun yaşayacağımızı düşünmediğim bir konu. Şimdi Directory Traversal'daki temel konu şu arkadaşlar. Her zaman biliyorsunuz ki bizim hikayemiz buradaki web application'dan başlıyor. Chat sus. Hold. Hold. Sus. Şimdi Web uygulamasının zaten bugüne kadarlık yaklaşık 26-27 tane web security ile ilgili yayın oldu. Bunları izleyen arkadaşlar çok iyi anlamışlardır ki buradaki bir kutusunu çizip içerisinde web yazdığımız kutu zaten son derece kompleks. Farklı yapıları içeren bir web uygulamasından bahsediyoruz ve günümüzdeki web uygulamaları ile ilgili benim söylediğim en çok kelime nedir arkadaşlar? Kompleks, kompleks, kompleks web. Artık günümüzdeki web frameworkleri bile zaten son derece fazla komponenti ve yapıyı içerisinde barındırıyor ve kompleksleşiyor ve aslında Directory Traversal böyle çok popüler artık günümüzde çok çıkmayan zafiyetlermiş gibi konuşsak da aslında günümüzde hala daha bazı noktalarda var. Peki mevzu nereden ne şekilde yaşanıyor? Konu her zaman input 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 yani bir uygulamanın sizden doğrudan ya da double demiş diyeceğim ama dolaylı yoldan aldığı girdiği gerçekleştirdiği bir işlemde kullanmasıyla oluşur tüm bulguların özeti budur zaten her yayında bir motto gibi bir ezber gibi bunu söylüyoruz Şimdi Directory Traversal konusunu atlamadan önce aynı bakış açısını bir kere daha yakalamamızda hepimizin fayda var. Arkadaşlar input dediğimiz konu uygulamanın get post metot yapısı fark etmeksizin sizden aldığı direktifleri doğrudan bir işlem içerisinde kullanması ya da dolaylı yoldan nedir dolaylı yoldan kastım bir veri tabanına veya farklı bir resource'a koyması ya da bir web servisinden aldığı veriyi sizin başka bir açıdan yönetebilmeniz gibi herhangi bir yapı içerisinde ki second order'lar da bu işin içerisine giriyor zaten doğrudan kullandığı noktalarda bir sorun oluşması. Şimdi günümüzdeki web uygulamaları aslında resource'lara erişim sağlıyor. Nedir bu resource'lara erişimden kastımız? Yani siz bir web uygulaması file okuma işlemi gerçekleştirebilir. Yani diskte bulunan bir veriyi okuma işlemi gerçekleştiriyordur. Bizim directory traversal ile ilgili zafiyetlerin en çok karşımıza çıktığı noktası da tam olarak burası olmaya başlıyor. Yani bir tane web uygulaması var. Bu web uygulaması kullanıcının aldığı direktifi kullanarak yereldeki bir dosyaya erişim sağladığı noktalarda karşımıza çıkmakta. Çünkü sizden aldığı inputu bir yerel Sorsa erişim kaynağında kullandığı zaman siz burada aslında adamın neye erişebileceğini değiştirebilme imkanına sahip olabiliyorsunuz. Temel atak vektörünün oluştuğu nokta burası. Yani siz input'a diyorsunuz ki atıyorum işte file adında bir parametre gitmekte ve siz buna x dediniz normaldeki uygulamanın beklenen akış diyagramı bu şekilde yaşanırken siz bu x alıp başka bir şeyle değiştirdiğiniz zaman web uygulaması değiştirdiğiniz kaynağı okuyup silme, değiştirme artık yapılan işlem neyse bunu size sunduğu bir nokta olmaya başlıyor. Directory Traversal'ın karşımıza en çok çıktığı model tekerrür etmek gerekirse web uygulamasının kullanıcıdan aldığı kullanıcıdan aldığı bir bir, bir değişkene daha sonra gidip okuma, silme, güncelleme gibi bir dosya işlemi yapmak. IO işlemi diye özetleyebilirim aslında burayı. IO işlemi gerçekleştirdiği anda oluşan bir husus aslında. Teorik olarak başlangıç noktası bu işin burası. Ama günümüzdeki modern web'e baktığınızda Direct Retroversal aslında artık bu bakış açısından başka bir şeye evrilmesi gerekmekte işin içerisinde. Onu da sizlere anlatıyor olacağım. Peki her zaman olduğu gibi bizim Direct Retroversal'ı en rahat bir şekilde konuşacağımız ortam ve yer neresi arkadaşlar? Herkes yazmaya korkuyor konuşmayın dedin diye ama soru soruyorum. Evet burp, ben bir ekranı kendime çekeyim. Bu taraftan burp tarafına bir login işlemlerini yapayım. Parola marola hiçbir şeyimiz gözükmesin, isterim. Aa, interception is off. Neydi lan bunun parolası? Training accountunu mu kullanıyorduk biz? Evet, training'e kullanıyormuşuz. Güzel, hemen sizi bu ortama login edeceğim. Bunu kapat, buraya gel, training. Bu da tamam. Sen sağa gel, sen de buraya gel. Biz de böyle oldu. Ne oldu bu? Niye olmadı? Bunlar niye olmuyor? Şimdi bitirleşik götürü işte bu. Tamam, okey. Geri gel. Eğitim vatandaş gel. Vatandaş gel. Ahmet Bilal Cancın directory traversal Android'de RC yaparken çok kullanılıyor abiler de bilsin. Brocum ben bunu kenara buraya açtım. Yayından sonra buna bakacağız. Sesliye gelirsen de sen anlatırsan da daha çok sevinirim tabii ki de yani hani. Ama ben de bir oturur bakarım. Buradaki webkit tarafında mı bir hikaye dönüyor? Directory Traversal'ı Bir bir okuruz hep birlikte yani. Olur mu? Şimdi akademi Yok. Web'le alakalı değil anlatırım. Tamam ben bilmiyorum gönderdiğin kaynağı okumadım. Bilgim yok. Sen gelip bize şey yaparsan çok mutlu olurum ABC. We loves. Ben hatta Discord'dayım. Kimse var mı lan yanımda? Ha Lodos varmış. <laughs> Yalnız bırakayım dedim. Abi. Aa, sağ ol canım benim. Peki buraya gidelim. Directory Traversal. Yes. Challenge birden başlıyorum gençler. Gömçürtebilirsek tüm hepsini gömçürteceğiz. Bakalım. Şimdi bir gerçek işte bu ya bu web security gerçekten büyük anme hizmeti yani hani. Ki bizim uygularımı yani bu tür bulguları anlatabilmek için teorikten değil de pratik üstünde uygulayarak göstermekten mütevalet büyük bir imkan tanıyor bize. İyi yayınlar diyen herkese teşekkürler. Porsivigur labımızı açsın bakayım. Şu anda arka tarafta bize bir instance çözmeye çalışıyor. Instance da çözüldü. Bir tane web sitesi var karşımızda. Klasik ortamdayız. Requestler buradan akıyor. Sağ tarafta da mevzu devam ediyor. Senin yayınların kadar iyi bir ammi hizmeti yok abi demişsin. Çok sağ ol can dostum. Ee, neydi? Magnify mıydı? Magnify. Magnifylayacağım ben sizi böyle yeri geldiğinde. Bir bakalım bakalım ya. Interception, interception on Bir tane bana mevzuyu göster. Product ID 2 gitti. Ben bu mevzuya bakmadım ama büyük ihtimalle resmin bir şekilde okunmasıyla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Bu API Services sağ tıklıyorum. Do not intercept this host. Bu hostu bir daha bana intercept etme. Aynen file name. Burada bir tane mevzuyu güzel bir tane buldum. JPEG repeater'a gönderdim. Eee... Şimdi aslında gerçek hayattaki bu tür resimlere, source'lara erişim yapısı bu şekilde kurulmaz. Aslında kurulabilir tabii ki. Bunun amacı neden? Neden kurulsun derseniz. Şimdi arkadaşlar bakın her şey web application demeyeyim de application dünyasındaki her şey birbiriyle ilişkili bir durum. Tamam mı? Hani ya o iş öyle yapılmaz diyebilirsiniz. Bu resim buradan böyle alınmayabilir ama sadece resim olarak değil de herhangi bir dosya, pdf, işte invoice vesaire düşünebilirsiniz. Fark etmez. Bunun aslında böyle bir yapıların karşımıza çıkmasının sebebi şudur. Arkadaşlar biz atıyorum sizin bir tane atıyorum idc5 olan posta okuma yetkiniz yok ama bu postun içerisinde de resim var. Bu posta özel. Eğer siz bu resmin e, kullanıcıya dönüş adresini full resource verirseniz yani ne gibi bir full resource verirseniz e, sallıyorum internetten bitler gelmiş. Ee, mesela bu resmin atıyorum sizi işte atıyorum statiks, imaj, resim nokta diye full petini expose ederseniz arkadaşlar bu full pete erişim olan biri doğrudan aslında bu resmi görebilir anlatabildim mi? Neden görebilir? Çünkü aslında ön tarafta yer kalmadı lan. Heh. Aslında ön tarafta bu imaj resource'una request talebi geldiğinde ön taraftaki sizin reverse proxy servisinizi gerçekleştiren Nginx'in rule'u bunun resim olduğunu gördüğü için lokalden bu dosyayı okuyup sunar. Yani sizin buradaki application'ınızın permission şeması ve mimarisi içerisindeki hiçbir kural bu execution'ın içerisine girmez. Doğrudan erişebilirsin. Bu nedenle aslında uygulamalar kontentlere erişim sağlarken database'deki data bazlı her şeye erişim ve yetkilendirme kontrolü yaparken statik resource'lara bunu pek yapmıyorlar. O yüzden de statik resource'a böyle bir husus yapmak istediğinde sen bunu backend'ten bir proxy service olarak sunmaya başlaman gerekiyor. Ya da farklı modeller kuruyorsun. File'ın name'ini hani ee, başka başka mekanizmalar kuruyorsun işte. Yani S3 bucket'ın içerisinde aslında bu tür authorization işte Minio gibi yapılarla static file serving'leri başka bunu biraz daha konuşuruz. Bölmeyin beni. Kendime söylüyorum bunu bölünmüş kişilik karakteri problemim var sanırım. Ama niye böyle bir end point olduğunu hepiniz anlayabilmişsinizdir değil mi? Aslında söyleme sebebim de şu. Yani slash atıyorum işte faturalarım diye bir tane end point'im vardır senin. Bu end point'e gittiğinde kendi faturalarını görebilirsin. Bir fatura detayına gitmek istediğinde faturalarım slash detay slash 15 numaralı detaya gidebilirsin 16 yapı Basic aydollar ararsın bulamazsın sadece kendi detayını görebilirsin ama bu pdf'i export et dediğinde bu mekanizma bu backend bir pdf üretip bu pdf'i web sunucusunun içerisindeki bir diske koyar ve daha sonra bunu linkini sana verir işte bak bu link application'ın permission şeması içerisine girmez bu yüzden aslında bu tür logikler vardır. Hepiniz bu kısma kadar olan yapıyı anladınız mı dostlarım? Ki hikayeyi bunun üzerine build edeceğiz. Aslında en baştaki dediğim şey ile aynı noktaya geliyoruz. Bakın benden aldığı bir input'u kullanarak bu yerelde bir resource'a erişim sağlayacak bir operation işlemi var yani. File reading ve bunun geri dönüşü. Yiğitçiyim 7. yeni devam ettirmiş kesene bereket yavrum. Güzel. Aa, uh, Django'da klasik modellerde DB'ye image upload etmek gibi resimde DB yani işte mesela resmin full petini de database'de tutuyorsun onu kullanıcıya dönüyorsun ama kullanıcı ona geldiği zaman gene Django'nun execution içerisine giren bir yapı yok yani hani neyse sonuç olarak buradaki bakış açısı buradaki dosya adını application okuyacak nasıl bir okuma gerçekleştirecek diye sorarsanız Bilgi ifşası olmadan şurada bir minik bir şey yapacağım. Bilgi ifşası olmuyormuş gerçi ya. Gel geri. Eğitim. Kullandığın ekranda sadece kesip görüntü alma programı var mı? Yani. Niye sordum bunu? bunu niye soruyorsun bana? Bir şeyler? Tamam. Şimdi bu okuma işlemini nasıl gerçekleştirecek derseniz sizden aslında backend'deki kod flow'unu yazarsak file name request'in içerisinden sizden file name'i almakta. File name'i okuduktan sonra da bir tane pet belirlemesi gerçekleştirmeye gerekiyor. Burada işte base pet'i falan hesaplar. Ee, <laughs> inşallah İnşallah pet değildir. Ee, base pet diye bir tane aslında global variable okumaya çalışır. Application'ın run çalışırken sunucu üzerindeki hangi pette olduğu bilgisi gelir. Bunun üzerine de işte atıyorum statiklerin bulunduğu bir tane pet vardır. Bu petin de üzerinde bir slash'ı da buradan koyar. Senden de buradan gelir. Aslında file name'i birleştirmiş olur. Ondan sonra da der ki işte content file.read pet ardından da return content. Content'e döner. Arka taraftaki kod bu kadar. Aslında basic bir yapı olduğunu düşünmemiz gerekirse. Hani biz buradaki file name'in değişkenine alıp hani başka bir şey yazarsak eğer atıyorum asd aslında adamın okumaya çalıştığı content atıyorum var www işte atıyorum hackerconf.stream peti içerisindeki statiklerin içinden asd asd'yi okumaya başlayacak. SQL injection ya abi tüm web security'si yani aynı konu her şey aynı tekrar tekrar aynı şeyleri anlatıyoruz hayatta ya aynı SQL injection'da da burayı kontrol edemiyorduk burasına bakıyorduk database'e gidiyordu XSS'de de HTML'in burasıydı şurasıydı kenarıydı ama bu kontekstin burasında vardı bu konumun şeyinde de gene burasında varız web security basic arkadaşlar biz bu yayınları niye yapıyoruz acaba bazen sorguluyorum hani ama bakış açısı bu oturduktan sonra herkes zaten konuyu anlıyordur. Siz artık burada ASD ASD değil de Ahmet yazarsan File.read gidip Ahmet'i okumaya çalışacak günün sonunda aslında. Biz de buradan manipülasyonu buradan yapmaya başlıyoruz. Hani directory traversal yani dizinler arası gezmeye başlamaya başladığımız noktada burası olmaya başlıyor. Hepinizin bildiği hani slash, slash ha gayret de yok galiba, Rabbim bana Slash'ı yasak. Buldum. Slash Slash, nokta nokta Slash, nokta nokta Slash'ın geldiği nokta da, e, mantık da aslında burası olmaya başlıyor. Burası olduktan sonra siz gidip ETC PassWD'yi okumaya başlayabiliyorsunuz. Çünkü üst dizine çık, üst dizine çık. Burada minik bir trik, abi Linux'te üst dizine çıkmakta son yoktur. Yani nasıl bir son yoktur derseniz, et agacım sen de update'ini yap. Herkes benden bir şey istiyor bugün bu anda. SH passpay kodumu da aldın. Tamam. Mesela ben şu anda hangi dizindeyim? mnt users mdi sek. Tamam mı? Bu şekilde yapıp üst dizine çıktığımda bir üst dizindeyim. Klasik klasik Linux bilgisi. Peki kaç tane üst dizin var? Aslında 3. Üç. Ben 3'ten fazlasını koyuyorum. Tamam mı? Gördüğün gibi. Bayağı fazlasını koyuyorum. Nereye vardım? Kök dizine. Yani bir yerden sonra aslında daha üste gitmiyorsun ve hep aynı yere gidiyorsun. E şimdi sen Uygulamayı ben şu anda görmüyorum. Hangi pet deyim neredeyim bilgim yok. O yüzden garanti olsun diye ebesinin bika'na kadar koyuyorum ben her zaman. Yani tek tek çıkıp geldi mi diye bakmıyorum. O çok old school abi tamam mı? Böyle ebesinin nikah kadar koyuyorum. Zaten en sona çıktığı zaman daha fazla gidebilecek bir yeri yok. Herhalde bu kadar da alt folderda bir yerden okumaya çalışmıyordur uygulama. deyip peşinden etc passwd yazıp oku dediğimde etc passwd'nin kontantini alabiliyoruz bilmem anlatabildim mi? Tilda vesaire gibi hususlar crackpot, uh, shell environment da geçerlidir. Bir programın okuduğu pet erişiminde her program bunu destekliyor olamaz. doğal dostum. O yüzden hani home dizinine gitmek. Uygulamanın home dizine olmayabilir. ETC PSVD içerisinde Tomcat user'ının home dizini yoktur. Ya da home dizin tanımı vardır ama senin application pool'da çalışan Java uygulaman o home dizinine gidemiyordur. O yüzden tilde gibi hususları kullanmamayı öneririm ben genellikle. Tamam kimi sordu önemi değil. Denk geldi söyledim crackpotçuğum. Tamam CPT adam okey. Chatte gözüme çarptı da oradan aldım yürüdüm. Docker'da çalışan backendler. Şimdi zaten o kısımları geliş gerçekleştirecektim. Dockerized environment'da hikaye. da yani aslında burada şunu konuşmak lazım. Ben file disk şey directory traversal zafiyeti ile bir dosyanın content'ini okuyup neyin peşine gidiyorum. Yani direkt bu iş her zaman code executiona varan bir konu olacağı anlamına gelmiyor. Aslında burada bir information disclosure bulgusundan bahsediyoruz temelde. Konfigürasyon dosyasını okumak, kaynak kodu okumaya çalışmak gibi. Aslında Docker environment gibi hususlar ya da Kubernetes gibi clusterlardaki hikaye her zaman post exploitation karşımıza sorun olarak çıkmaya başlıyor. Ben ben neden ETC PES video okuyorum? Bir dosyayı okuyup okuyamadığımı ifade edebilmek için ETC bir bok yok abi. Hiçbir önemli bir bilgi yok. En azından şu aşamada önemli bir durum yok. Hani. Diye ifade etmiş olayım ya yani bunu okudum ben bu challenge bitti zaten çok kolaydı. Hani bunda tamamladığımızı düşünüyoruz. Kapattım. Artık burası tamamdır. Lab'ı çözmeyi başardık arkadaşlar. Zaten ilk challenge da kolaydı. Şimdi diğerlerine bakacağız. Karşımıza ne gibi şeyler çıkacak? Bunu göreceğiz. File path traversal. Traversal sequences block with absolute path bypass. Ne demek? ilgilenmiyorum. Working directory default default. İlgilenmiyorum. Aç bana ben kendim bakacağım. <laughs> Oy eline sağlık güzelim. Evet. Geldi gene bizim vatandaş. Tamam mı? Büyük ihtimalle bulgu aynı yerdedir diye düşünüyorum. Şu resmin petini e, copy image adres. Bunu sal. Bu ne? Bunları sal. Sal beni. Interception aç. Bunu getir bana. Aynen. Gördüğünüz gibi aslında aynı yerdeyiz. Aslında evet directory traversal hikayesi arkadaşlar hani aslında bir information disclosure konusudur. Şimdi aslında benim buradan bu konuya yani directory traversal nokta nokta slash hikayesi aslında yıllardır applicationların içerisinde varken var var evet ama aslında günümüzde çok daha güzel bir hikaye oluşmaya başlıyor bununla ilgili. özellikle Ön taraftaki load balancer'ın yaptığı URL normalization ile arka taraftaki application server'ın yaptığı URL normalization'lar birbirinden farklıysa siz ön taraftaki application server'dan izniniz olmayan noktalara erişimler sağlayabiliyorsunuz. Çok çok güzel bulgular çıkarabiliyor. Mantık aynı yani temel bilgiyi öğrenmek çok önemli. Uber'in single sign-on mekanizmasını bypasslayıp internal sistemlere erişim sağlamada çok güzel noktalar çıkmıştı ya. Yani URL normalization ve parsing ile ilgili hikayelerde arka tarafta buna dokunmaya başlar ee, diyeyim. Bakın mesela tamam bakalım ben gene aynı tek, taktiği uygulayacağım. Bir şeye erişemezsem nedir sorun bakacağız. No such a file diye bir hususla karşı karşıyayım şu anda. Çünkü Saçma. Peki. Acaba benim şimdi arka taraftaki kod bloğu her zaman concatenation yani resource concatenation'ı böyle yapmıyor olabilir. Tamam mı? Doğrudan file name okuyor olabilir. Bu şekilde. Eğer bu programın prosesiyle okumaya çalıştığı dosya aynı dizindeyse ve doğrudan file name okuyorsa Yerel de aynı dosyayı çalışır bilir. Yani bunu şunu söylüyorum. Atıyorum mesela ben read.py dosyası çalışıyor. Şu kodları çalıştıran yer. Eğer benim okumak istediğim şey işte 33.png bununla aynı pette ise ben bu tür concatenation yapmadan bu şekilde okuyabilirim bunu doğrudan. Eğer böyle bir durum varsa directory traversing bir mantık ifade etmeyecektir. Full path vermeniz gerekir. O yüzden ben aslında full pet slash'la başlayan bakın buradaki slash önemli. Slash'la başlayan full pet'i vermek mantıklı geliyor. Okay, GG. Aslında bazen ben buna folder veriyorum biliyor musunuz? Folder'ın içindeki pet'i değil de file değil de Folder'ı verince ne oluyor acaba diye bakıyorum bazen. Umarım anlaşılmıştır. Bu da tamam şimdi değişik vakalar karşımıza çıktıkça ben bu, 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 bu modu seviyoruz arkadaşlar. Ben böyle hayatta karşılaştığım know how'ı tecrübeleri case görmeden hatırlayamıyorum bazen case gördükçe tetikleniyor. Bu tetiklenmelerden mesela az önce size keyword verdim hani url normalization ve hani ee, işte url parser'lara dokunmaya başlıyor konu diye güzel oluyor bence yani olmuyorsa da bu kadar oluyor. Anlaşılıyor mu chat? Sus dedim diye herkes susuyor ya. Çok seviyorum sizi ya. Böyle disipliner askeri eğitim tadında yapıyoruz ya bu işi. Hastasıyım. Üçüncüyü açıyorum arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Ya sizler de bunu kendiniz çözersiniz eminim ki de. Birazcık... Bakış açısı. Github bardağı mı? Ha aynen. Github'ın etkinliğinde konuşmacı oldum ben bu sene. Github Security. E, Github'ın Security Division'ın yaptığı bir eventte konuşmacıydım. Onlar böyle bardak göndermişler. Javascript developer değilim yani. <laughs> Hadi bakalım. Interception. Bana bunu aç. Interception on. Bana bunun kaynağını getir. Copy image adres. Evet. Ay gene sal bir şeyler oluyor bana bu gene. Heh, geldi. Aldım bu sefer. Repeater koy. Send. Geç kalanlar sıranızı alın sıvışın. Şimdi ben buna bir öncekinde yaptığımı gene koyuyorum. Bakalım ne olacak. Açıklamayı da okumadan giriyorum ki iyice zorlanayım. beynimin dehlizlerinde saçma sapan yerlere düşeyim. Bunu 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 böyle okuyamazsın zaten yani. Ha, çok haklısın şikayetinde. Şunu koyarsak. ETC PSVD. Şimdi bakın gençler ben size bak bir konuyu atladım ha hakkınızı helal edin. Direktörü traversal zafiyetlerinin varlığı nasıl tespit edilir? Şimdi bu adam bir pette bulunuyor değil mi? Hani Pet'in ne olduğunu bilmiyorum. Bilsem çok güzel olur aslında. Yani mesela normalde bir yukarı çıkıp pet atıyorum imaj ise bir daha içeriye girdiğimde aynı data dönüyorsa directory traversal var demek. Hani anlatabildim mi? Ben genellikle böyle test ederim. Adamın bilmiyorum hani. Ya yani bunu şuradan şu, şu ilk örneğimize geri dönelim. Hani bunun orijinali neydi? Mesela atıyorum slash slash bir üst dizine çıktım. Bunların hepsi imaj dizin altındaysa tekrardan içeriye giriyor olması lazım. Time out. niye? Çalınca çözdüğümüz için mi time out. Niye bana time out verdin? Time out verdim ben. Sen sen hala time out'ta mısın? Sen yani saldım ben. Neyse anlatabildim sanırım ya. Hani böyle bir durum olsa da okuyabilsek keşke. Şimdi ben burada birazcık konuya detaylı bakacağız. Bu artık üçüncü challenge. Bir şeyler birbirinden farklıdır diye düşünüyorum. Zoom in yapıp durmaktan da kafam gitti. Normalde imaj dediğimde bakayım geliyor mu? Vatandaş sağda resim geliyor. Güzel. Şimdi... Genellikle benim yazılımlarda karşılaştığım konu şudur ki nokta nokta slash'a bir takım önlem koyarlar insanlar. Tamam mı? Ne yapar biliyor musunuz? Mesela nokta nokta slash koyup bir üst dizine çıkmak istediğinde bir şeyler oldu şu anda. Hala okuyabiliyorum. Bakın bu saçma. Normalde burada gerçekten bir güvenlik zafiyeti olmasa bir üst dizine çıktığımda okuyabilmeye devam ediyorsan bu adam nokta nokta slash'ı kaldırıyor demektir. Yani nokta nokta slash'ı stringten kaldırıyor. Bu olmaz. Bunun çözümü de şu. Bunun başına iki nokta daha koyarım. Şuraya da bir slash koyarım. Böylece nokta nokta slash'ı aldığında adam elimden geriye nokta nokta slash kalmış olur. Ben bu mantıkla o zaman giderim abi. ETC pass Easy. Anlaşıldı mı? Mantık yani uygulama ne nasıl davranıyor Birazcık öyle bakıyoruz Hani Baktığım açı o şimdi Nested bir şekilde sürekli for ile bunları temizleseydi o zaman ne olurdu Denial of Service zafiyetini çıkardı hani onu sana söyleyeyim Denial of Service diye bir zafiyet ortaya çıkardı onu yapmazlar yani yapmamaları lazım Çünkü ben bu endpoint'i dostlayarak inanılmaz bir yük oluşturmaya başlarım aslında. PassFeed'i farklı bir isim olmaz. Linux öğrenin derken kastımız bu zaten hayatta. Şimdi ben diğer savımı ölçmeye çalışacağım. Diğer savım neydi? Acaba bu resmin dizindeki peti ne? Image olsa, image diye bir yere koymuş olsa olmuyor. Images diye bir şey olsa olmuyor. Aha oluyor buldum. Images'mış. Ya aslında bana bu default uygulama bunu böyle verse ben images folder olduğunu anlarım. Bunun başına nokta nokta yukarıya çıkı koyarım. Sonra geri içeriye gir derim ki aynı resmi görüyorum. Bir dışarı çıkarıp bir geri sokarım. Hiçbir şey değişmemiş olur ama directory traversal link yaptığımı anlamış oluyorum aslında bakarsanız bu sayede. Aslında zafiyetin tespiti bu. Hikaye böyle. Anlaşıldı mı arkadaşlar bu kısım? Bir sonrakine geçelim. Nokta slash kullandığımda emin olamam ya bgnet. Yani şunu yap diyorsun sen nokta slash. Nokta slash'ta da okuyor evet. Hani ama acaba kaldırdı da mı okuyor? Çünkü mesela nokta slash'ı koydum okuyor. Bak şimdi zafiyeti bilmesen burada nokta slash'ı koydun okuyor. Nokta nokta slash'ı koydun. Gene okuyor. O zaman ulan üst dizine çıktım nasıl okuyor falan. Hani kafa karışıklığı yaşarız diye düşünüyorum. Ben ne diyorum tüm web security aynı. Referans noktasına geri dönmek demişsin ya can dostum. Hobok kaba tava tava diye bir nickli dostumuz var orada. O oh. Okey. Tamam. Bunu da çözdük. Bu da tamam. Valla çıtır çıtır ilerliyor ha. Şimdi Pat Traversal Second Street Super Foolish URL Decode. Bu ne demek acaba? Abi bu zafiyetin çözüm noktası parametreyi enkript etmek değil. Bu zafiyetin çözüm noktası abi senin aslında okuyacağın dosyanın nihai petinin istediğin destination'la aynı noktada olup olmadığına bakman. Tamam mı? Bunun sonunda mesela atıyorum content diye bir şey oluştu ya günün sonunda content diye. Bir tane full pet var. Bu petin ee, hangi directory'de olduğunu programatik açıdan alıp senin hedefinle aynı directory'de diye bakacaksın. Bunun dışına çıkmasına izin vermeyeceksin. ABC şey ya hani aslında ABC değil de genel olarak herkese söyleyeyim. Genellikle zafiyetin çözümlerinde insanlar yazılım geliştirici arkadaşlar hep şeye odaklanırlar. Yani ben tricky filename üzerinde yapıyorum ya. Hani çözümü sanki şunu dokunamasa, bozamasa önlemiş olurum diye düşünüyor ama asıl zafiyetin oluştuğu noktayı çözmek lazım. Yani parametre encryption. Abi adamın key'ini bir yerden bulursun. Decrypt eder, devam edersin. Yani hani... E ABC'nin söylediğin o konuda katılıyorum. Hadi bakalım bu neymiş? Bu biraz bizi kasacak gibi gözüküyor. URL decode. Application blocks input containing path sequence it then performs URL decode. İşte bak bu birazcık CTF style bir soru. Yani gerçek hayatta uygulama parametreyi decode etmeye çalışması saçma. Evet. Bak şimdi. Şimdi burada şöyle bir zafiyetimiz olabilir bizim elimizde. Aynı konuştuğumuz zafiyetten var olabilir. Tamam mı? Sen nokta slash dedim. Nokta nokta slash yukarıya çıktım. Images dedim. içeriye girmeye çalıştım. Tamam mı? Send dediğimde adam diyor ki no such a file. Kuvvetle muhtemel şuradaki bu vatandaşlara inputta bu tür karakterlerin olmasına kızıyor. Ama bu durumda no such a file demesi yanlış bir şey. Dosyayı bulamadım diyor sanki. Yani dosyayı gerçekten bulamadığında ne söylüyorsun? Yani input validation'dan ötürü mü hata alıyorum, dosya bulunamadığından mı hata alıyorum? Saçma. İşte CTF iş dediğim bir hikaye. CTF'imsi sorular hazırlanmaya çalışıyor bazı şeylere. Şimdi Gerçek hayattaki uygulamalar bunu çok yapmazlar. Hani file name'deki input alıp decode etmek gibi. Hani URL decoding yapmak gibi. Ama biz şimdi buradaki slash işaretini yüzde 25 aslında bu slash ifadesinin enkodu tali %2f abi tamam mı? Ben şimdi bu yüzde %2f olarak gönderip send dediğimde No such a file diyor. Çünkü bunun sebebi %2F'yi ön taraftaki Nginx zaten dekod ediyor. Sizin bunu o yüzden double encode etmeniz lazım. Ki no such a file demeye devam etsin. Acaba noktalara da mı kızıyor? Bunu diğer arkadaşımızın söylediği yöntemle bak. Noktalara kızsa zaten JPEG'i okuyamazdı. Hani Şimdi ben de diye düşünüyorum. Mesela burada nokta slash tree'ni kullanalım. Crackpot'un söylediği. Nokta slash dedim. Çünkü nokta slash deyince okuyor. Okey. Nokta nokta slash dediğimde gene okuyor. Çünkü nokta nokta slash'ı replace hissediyordu. O zaman buraya bir slash daha koydum. Şu kısmı kaldırdı. Slash 41 diye mi okuyorsun? Böyle yapınca da mı okuyorsun? Böyle yapınca da okuyor. Peki nokta nokta slash. Değil. Ben ait ben yanlış yerde miyim? Chat'e bakayım ne oluyor? Ben bu adamın neye kızdığını şu anda anlayamadım ya. Ben böyle gidip okuyamıyor mu? Mesela acaba e, tamam. Bunu nasıl okuyabiliyorsun ya? Ben bir iş dizine çıktım. Bundan bir tane daha koyayım. Okuyor mu? Hala okuyor. Bunu görünce kaldırıyor herhalde. Nokta nokta slash bunu oku. Okumaya devam ediyor. Bunu görünce kaldırıyor. Ha. Ama noktayı kaldırmıyor olman lazım. O yüzden bu slash sende polemik. O yüzden nokta slash deyince okumaya devam etmen okey. Ama slash'ı görünce polemik yaşatıyorsun. O zaman şimdi slash'ın %2F diye hatırlıyorum ben. %2F diye hatırlıyorum. Yüzdenin de enkodu haline yo 2 iki... ben niye kasıyorum ki? Word'de bu işin eklenti şeyi var, yapısı var. Kontrol Allah de dur. Ne oluyor? Mouse bir kendine gel. Aa, neredeydi? Convert selection URL URL encode. URL encode. Tamam. URL encode yaptım. %2 f işte. Tamam doğru biliyorum. Yüzdenin de kodu tali. Yani şu %2 f yüzdeyi de ifade encode etmek istersen bu da 25'ti diye biliyorum. Send. Ha, şimdi gene okudu. Tamam. Peki ben bunu mesela nokta nokta %25 dedim. Ha, üst dizine çıktık. O yüzden okuyamadı. %25 2F images diye içeriye girdim. Bir daha slash koydum. İç dizine girdik, okuduk. Anladım, güzel. Yani buradaki bulgu şu arkadaşlar. Bu vatandaş slash'ı görünce kaldırıyor. Slash'a kızıyor. Ben de slash işaretini iki defa encode ettim. Gerçek hayatta böyle bir hikaye çok karşımıza application'ların uygulamanın kendi içindeki ee, directory traversal zafiyetlerinde çok çıkmaz. Ama ve ki sizden alınan bir file name birazdan bu kısmı da anlatacağım. Bir URL'in içerisine kuyu. Backend bu URL'e HTTP request'i gönderip resim alan bir mekanizma varsa işte o zaman double encoding'ler işe yarıyor. Neyse bunu çözeriz. Images değil. Bunlardan kurtul. Buraya bir boşluk koy. DT'si %25 2F tesviri. Send. Hop. Easy. Aslında bir kafa karışıklığı yaşattı bana ama çözdük. Bu da tamam. Yüzde koymadan yüzde 25 2 f olmaz abi. Bu da tamam. By path traversal validation of start of path. Ha. Eee supply Ya şimdi bu adam... Ha bakın ben size lisedeyken hiç unutmadığım bir file e, pet traversal bulgusu bulamama yöntemim vardı. Bu onunla alakalı. Vallahi onunla alakalı, yeminle onunla alakalı bence. Aha, request'i yakaladık resim yüklenirken bir yerden. Bak şimdi abi, sen şimdi bir web sitesini ziyaret ederken böyle bir yapıyı görüyorsun tamam mı? Bak bak ben bunu biliyorum. Hop abanıyorsun tamam mı? Nokta nokta klavyem mi değişti? Abi ben bunu kontrol edemiyorum. Nokta nokta slash. Nokta nokta slash. Böyle gidiyorsun tamam mı? Heyecanlanıyorsun. Bir de ben lisede amele gibi tek tek gidiyordum. Acaba bir üst dizine çıktım mı? Ama aha çıkamamışım. Missing file name. File name nasıl missing olabilir ya? Aa bu error'u veriyor olabilirsin. ilgilenmiyorum. Bir üst dizine daha çıkabildim. Abi abi bir üst dizine çıkabiliyor muyum diye bakıyordum böyle. Tamam mı? Ulan çok geniş konuştum da inşallah tahmin ettiğim challenge'dır. Neyse. Varamıyorsun. Ben böyle gidiyordum. Fezaya kadar gidiyordum. Acaba Linux'te açılabilecek maksimum subfolder sayısı kaç? folder'ın ismine bağlı mı? 255 karakter dosya limiti var Linux'te. Dosya adı ve daha doğrusu file adı da. Sub folder sayısı kaç ya acaba Linux'te? Bir dosyanın içerisinde açılabilecek. Neyse bu böyle gider. Olmaz. Çünkü backend abi Çünkü backend dosyanın başlangıcındaki pete validation gerçekleştiriyordu. Yani güvenlik önleme almış hep var bir images ile başlasın diye istiyordu. Çocukluğumdaki issue ile karşılaştım. Teşekkür ederim. 31.998 Anlaşıldı mı? Çünkü backend şu dosyanın başında validation yapıyordu. Yani siz böyle bir directory traversal yapacaksanız arkadaşlar şu zaten yukarı dizine çıkacaksın ya aman ben burayı sileyim deme. Buradan çıkmaya başla. Dosya petinde bu var VV images'ın geçmesini istiyormuş. Bu arada bu vatandaş full pet okuyor. Zaten onu anlıyorsun. File name'den bak full pet alıyor. Aslında direkt şöyle versen vatandaş bunu da okur. Ama backend okumadan önce var VVV images'ın altında olup olmadığına dosya petinin bir validation yapıyormuş yani. Okay, let's go. Neredeydik lan biz? Ah, null byte bypass. Tamam, bunu da biliyorum. Şimdi gençler, Google. Şimdi bazen şöyle durumlarla karşılaşırsınız. Gel gelin. Bazen şöyle durumlarla karşılaşırsınız. Bak şimdi. Şuradaki file sonra arkadaşlar adam der ki slash mesela atıyorum buna der ki folder Senden de folder alır folder slash işte selam ardından ee, da der ki işte liste.txt'de sen folder'ın folder'ı kontrol edebiliyorsundur yani sen ne yaparsan yap aslında artık burada folder yazar Ardından da selam ve liste de gelir. Sen şimdi folder'a abi tamam mı? Gelip etc passvd'yi böyle abansam bile devamını devamını ulan tüm zafiyetler aynı. Devamını şey yapamıyorsun. Kontrol edemiyorsun. SQL injection'da kalan için comment out ediyordun. Hatırlıyor musun? Directory definition'da comment out diye bir şey yok. O yüzden de PHP'nin 18, 18'den emin değilim. 5.3.28 miydi? PHP'nin çok eski bir versiyonundan dan ve 5.3.18 diyelim. Birazdan bakacağım. 5.3.18 ve önceki tüm versiyonlarda siz null byte injection diye bir şey yapabiliyorsunuz. Yani sen folder name'de tamam mı şunu gönderiyorsun. Şunu gönderdim parametre olarak. Ardından da yüzde çift sıfır koyuyorsun. Yüzde çift sıfır null byte demek. Sen şimdi bunu buraya koyduğu zaman PHP balıp bu string'i birleştireceği zaman null byte'ı görünce string copy'deki gibi hani burayı devamını birleştirmiyor. Ve artık sen bundan sonrasını kurtulmuş oluyorsun. Buradaki mantığın da aynısı olduğunu düşünüyorum. Ne oluyor? Bunlara ilgilenmiyorum ben ya. Şulla ilgileniyorum. PHP bu çok atak vektörü olarak kullanıldığı için PHP bunu bir değiştirdi hayatında. Null byte injection yapamıyorsun artık. O da PHP'nin internals'ıyla alakalı. Ne yapıyor? Buradaki bu değeri alıp hani başka bir string'in içerisine taşırken null byte'ı gördüğü zaman alt taraftaki C kodu null byte'ı görünce operation'ı sonlandırıyor. O yüzden ondan daha sonrasını kopyalamıyor. Burada da bir trick var arkadaşlar. Onu da söyleyeyim mesela. Hani bu pet resim değil. Tamam mı? Hani şey bir resim statik pet değil. Ama dönen content type'ı imaj jpeg olduğu için burpin default'taki e, proxy'sinin historisinde bunlar gözükmez. Çünkü default konfigürasyonda siz e, şey diyorsunuz nedir onun adı bu images'ları gösterme diyoruz. Hani filter yapıyoruz default'unda. O yüzden historiye bakarsan göremezsin. O yüzden images'ları her zaman historinizde açın ki şu endpoint'i de log'larda görün. Bu da size bir trick olarak tavsiyem. Tamam mı? Normalde aslında bir input alan backend'i ilgilendiren dinamik bir endpoint. Bunu kaçırmamış oğlum. Ben böyle şeyleri kaçırdım daha önce hayatımda. Tamam. Orada o yüzden hikaye aslında burada da tahmin ettiğim gibi olacak. Bir kere buradan sonra hani bunu şöyle tespit edebiliriz. Null byte injection potansiyelini de şöyle tespit edebiliriz. Buraya yüzde çift sıfır Mehmet yazarım. Tamam mı? Diyor ki no such a file. İyiymiş. Okey. Tamam. Çalışacağını düşünmüştüm lan. no such a file. sıfırın böyle gitmesi lazım. Hmm. Şimdi burada benim kafamda başka sorular var. Acaba konular birbiriyle steklenerek mi geldi? Yani şuradaki bu yaptığımız encoding trikleri vardı ya, bunları da istiyor mu acaba bu sistem? Bu levelı doğru okumak lazım. Ha. Application validates the user supplied file names and within an expected extension. Tamam. Ben biraz erken atladım. Tamam mı? Geri geliyor. Gel geri. Gel ilk örneğe. Bak abi şimdi ben bunun sonuna yüzde koydum ya. Koydum. Dosya adının jpeg ile bitmesini istiyor. Tamam bitirelim. Dosya adının üzerinde inputun üzerinde validation yaptığında jpeg ile bitiyor. Ama bu input'u başka bir string'in içerisinde birleştirme yapınca bu yüzde çift sıfırdan sonrası birleşmeyecek. Bu bağlamda baktığımızda da ben şunun sonuna nokta jpeg'i koyduğum zaman bu çalın çözülür. End line söylediğim doğru, aynı mantıkta iş yaptım ben de. Bunun böyle olmasının sebebi şu arkadaşlar, buradaki file name'e bakıyor adam. Diyor ki, hani diyor ki if işte file name file name ends with Python'da böyle bir şey vardı. Hani oradan aklınıza gelsin. If not and burada şey and with burada error üretiyor adam. Biz o yüzden bunun sonuna mesela şuraya geldik etc pesvd yazdık. Sonra da dedik ki nokta .jpeg. Evet bak bu string bununla bitiyor. Ama şimdi bu file alıp şurada string birleştirme yapacağı zaman null byte injection olduğu için bundan sonrasını kopyalamıyor adam. Bizde zafiyetin oluştu nokta burası. E bu da tamam. Her şey tamam gençler. Bu konu bitti. <laughs> kan çıkmadı hayret. Vallahi kan çıkmadı. Ya anlattım nalbite az önce bir daha soruyorsun CPT. Anlamadım ki. Aa, peki ben size direktür traversal ile ilgili bir şeyde ne zaman nasıl yararlandım neler oldu bunlardan örnek verebilirim. Nereden örnek verebilirim? Directory traversal'ı başka bir zafiyetle iç içe e, kullandığımıza dair bir örneği nereden verebilirim? A şeyden örnek verebilirim. <laughs> PHP null byte injection fix. 5-3-18 falan diye hatırlıyordum ben de 5-3-4. 5-3-4'te fixlenmiş. 5-3-4'te fixlenmiş. Neyse ben size directory traversal'ın başka nelerde işe yaradığından bahsedeceğim. Bak şimdi. Bul bulabilirsen dararım dararıyorum Bak şimdi abi burada bu zafiyeti hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Böyle bir bu sene sunumunu yaptığım konu buydu zaten yani. Hani bu sunumda şu andaki baktığımız konuda hikaye nasıl dönüyor? Zafiyet nerede? Ne var? Vesaire diye merak eden arkadaşlarımız için de ee, Mehmet İnce Bu değil bu değil. Bunların hiçbiri değil. Bunlar boş iş ya. Aga ben bunu nerede anlattım bu sene? Heh. Burada bu zafiyet tüm sürecinin detaylıca anlatımı var. Bu o mu? Bu o mu lan? Bakayım. Bu o mu? Bu o mu? o Ha Ha bu o tamam doğru okey atıyorum chat'e linkini Bunu boş vaktinizde izleyebilirsiniz tüm hikayeyi anlamak için. Ben buradan şunu örnek göndereceğim. Apache Solar Apa, bunu da CV'sinden anlarız. Bunu CV'si yok mu? Aa, Apache Solar LFI Bu o mu? Aa, değil. Bu değil. Aa çok güzeldi ya. Nasıl unuttum ben bunu? Aa uh, file uh, directory traversal Bu mu? Aga vazgeçtim, baydım, baydım. Tamam, şöyle Apache Solar isimli bir ee, yazılımın Solar Collection ve Replication isimli end aldığı bir tane parametre varmış. File parametresi ama burada bir dünya operation var, özellik var. Bu özelliklerin içerisinde e, command parametresini, file content, VTU file system, generation 1 verdiğin zaman tüm hepsini File parametresindeki dosyaya full pet bunu okuyor. Bak burada slash slash nokta nokta slash'ı 7 defa koymuşum. 7 niye? 7 işe yarıyormuş yani. Okey. Hani. Ardından log dosyasının içerisini okudum. Bu, log, bu zafiyeti kullanarak log dosyasının içerisindeki aktif kullanıcının session'ına ait olan cookie'leri çalıp uygulamaya authenticated bir şekilde başka bir yoldan gidip remote code execution'a varan bir hikayenin bir parçası. Yani bak burada Tam kritik önemli bir anda local file inclusion e, kimi yerlerde söylenir ama yani bunun adı directory traversalink hani zafiyetini kullanarak. Dostlar bu zafiyeti yani bu info disclosure zafiyetini bir noktada kullandık. Hepiniz niye gülüyorsunuz la? Ne oluyor oğlum? Ahmet Bilalcan gelsene sesliyesi şu android konusunda konuşalım. Oğlum niye gülüyorsunuz? Ne oldu? Abi ağır trollsünüz ya gerçekten. PC özellikle ne oluyor oğlum? Ya. ya, <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum. Oğlum niye gülüyorsunuz? Neyse Allah güldürsün hepinizi ya. Neyse ABC'cim geldi mi acaba? Gel. Hello ABC'nin sesi geliyor mu şey chat? Deneme. Denedim. Deniyoruz. Ben sesin volümünü artırayım biraz. Artırmışım. %195'miş zaten. Discord'a ABC'nin östeki borusuna bağladık. Tamam ben bir daha de, desktop sesimi de artırayım. Olur. Tamam. Şimdi ver coşkuyu ABC. Deneme, deneme. Alo. Nice. Evet chat konu anlatımı kısmı tamam. Bir de şimdi Android kısmı ile ilgili ABC bir şey söylemişti. Over security Text dangerous vulnerabilities in the TikTok Android app. Abi nedir mevzu anlatsana. Ben açtım makaleyi burada anlatayım. Önce bu siteyi yapan abiden başlayayım anlatmaya. Bu Oversecured böyle bir uygulama atıyorsunuz. Size scan ediyor şeyi. APK'yı. Android için bu. Ee, bunu yapan abi HackerOne'da Buggy Pro diye bir eleman. O kadar çok açık buldu ki şeylerde. Şimdi Play Store'un bir tane e, şeyi var işte. E, programı var HackerOne'da. İşte 100 milyonun üzerinde uygulama indirmesi varsa bu uygulamanın Play Store kendisi ona bug bounty parasını ödüyor. Ha. Hiç developerlarla uğraşmadan. O abi de böyle iki yıl falan sürekli bir açık bulup şey scan edip böyle uygulamaları otomatik bir şekilde yaklaşık 1 milyon doların üzerinde para kazandı. <laughs> Ardından yeter dedi. Böyle bir servis kaldırdı ya. Yazmış böyle işte otomatik statik kodu analiz yapıyor. Şuralarda zafiyet olabilir diye böyle rapor sunuyor Peki size. Peki ben sana başka bir şey sorayım mı? Bu adam APK'yı alıyor, unzip ediyor değil mi şu anda e, oversecured cloud'ları yani. <laughs> Aynen, evet. Ayrıca, yani Ya... Şey, slip mi yapalım diyorsun? Abi? zip slip a mi yapalım? aga yani zip slip de yaparız. Run ediyorsa Docker'da da inşallah Docker'da ediyordur. Docker'da etmiyorsa da... Abi burada bir şey... Bizim yayından sonra konuşalım senle de. Şu 1 milyon tamam, dolarından tamam. birazcık arkadaşın isteyelim yani. <laughs> bu sistem olmaz bence. Neyse. e ee abi çok güzel. Şimdi benim şeyde işte Director ile alakalı olan bu raporda şey var. Bu rapor bu arada TikTok'un e, raporu. Hı hı. E, şimdi Android'de bazı zafiyetlerin e, şeyi kapsamı şey olabiliyor. Telefonda çalışan bir uygulamanın o uygulamayla bir şekilde interaksiyona girmesi sonucu oluşabilecek şeyler de zafiyet sayılıyor yani illa bir browser içinde browser olsun oradan açılsına gerek yok <laughs> bu directory traversal da şeyden çıkıyor şimdi diyelim bir uygulama bir dosya indiriyor oh. bu, bunda da bir şekilde bir yere bir dosya yazılıyor ya indiriyor yazıyor yani bir şekilde bir dosya file bir şey yazıyorsa e, directory traversal işte başına iki nokta koyuyorduk ya onun gibi <laughs> koyup e, uygulamanın kendi folderının altındaki bazı dosyaları değiştirebiliyor hatta hepsini değiştirebiliyor yani <laughs> Şimdi buradan RC'yi nasıl bağlıyor? Ee, şimdi native bir kütüphane kullanılıyorsa gidip Hı -hı. o so dosyasını kendi istediği bir şey yazıyor. Oraya. Compile edilmiş e programı koyuyor. Orada bir yerde bir şey olması lazım. Bir e feature e lazım yani diyorsun. Aynen. Ya çoğu çoğunda da zaten kullanılıyor bir native bir kütüphane. Hı -hı. Hani kendi kur kurmasa bile atıyorum React kullandığı için React Native'in bir tane so dosyası oluyor içinde kütüphanenin. E, uygulamanın içinde oluyor. Onu editleyip e, bu işte o editlediği zamanda ne oluyor kütüphane editlediğinde? Uygulama çalışırken onu load ediyor. O kütüphaneyi load ettiği zaman çalışacak bir kod parçası koyuyor içine. Bu şekilde direkt e, uygulama çalıştığı zaman istediğini yaptırabiliyor uygulamaya. Hiç. Ama burada input olarak şeyler falan hepsi okey değil mi? Mesela mobil uygulamanın bir atıyorum API'den aldığı bir file pet varsa atıyorum ne bileyim notification'dan gelen bir bir dosya varsa bir yere yazacak ve onu notification'daki atıyorum notification name'e göre oluşturuyorsa adam notification Name'e nokta nokta virgül koyup yukarı çıkıp native static bulunan bir library'nin uh, petine point ettiriyor. contenti de kontrol edebildiği için Aynen. Aga basic ama, bu... ama güzel ya. Evet. Çok çok zekice böyle. Yani evet. bu abi yazmasa ben pek bilmiyordum bunun böyle bir şey kullanabileceğim bir range için kullanabileceğimi. Çok ilginç değil çok ilginç değil mi? yapıyor. Tüm bilgi sende var aslında abi biliyorsun evet. değil mi yani file disclosure'ı biliyorsun hani işte SO dosyaları patchlenebilir yani onu patchliyorsun ki SO'yu çünkü crash olmasın uygulama persistency olması adını diyorum hani ama bakış açısı işte önemli adam bunu güzel düşünmüş valla bravo Bir milyon doları var, öyle mi? Evet. <laughs> Bizim. Yok. Yani bir milyon üstüne çıkınca hiç rapor göstermeler onu, bilmiyorum. Belki ikiye falan uzamıştır oradan ama bir milyondan sonra hiç görmedim raporun çıktığını. Hatta sildiler o raporları sonradan. Ben her gün bakıyordum böyle, 3 bin, 5 bin kazanmış, 6 bin kazanmış böyle. Tak 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 tak, tak günde 30 bin dolar kazanıyor. Vay. Anasını. İyiymiş ama ben, şeyde ben... buldu ya. Bir tane bloktaki bir şeyde Google'ın Core kütüphanesinde bulmuş. Abo. Otomatik de bulmuş yani. Buraya atmış. İşte bizim Ümran Utku bu yüzden ağlıyor. Millet bulduğunu atıyor bize rapor olarak diye de bu çocuğun attığı her rapor ama bulgu tabii ki yani. Ben mesela çekinirim atıyorum bin tane bir notification göndermeyi bir yere falan. <laughs> Bu, bu çekinmiyor. Utanmamak lazım demek ki hayatta. Ya bu tüm, tüm eğitimden çıkardığımız ders arkadaşlar utanmamak lazım ya. Bunu buraya bağlayabilirim ben. Disclosure'ı. <laughs> Güzelmiş beğendim mantığı. Aslında şey ya bence yani aslında değil şey çok güzel bir şey abi. Hani know-how belli var ama nasıl kullandığın işte. Değil mi? Yaratıcılık. Evet. Rabbim de o adamı yarattı, beni de yarattı ama yaratıcılık işte yani o çocuk <laughs> daha iyi olmuş demek ki. <laughs> ama şey demeyeyim yani böyle bloğundaki her şeyin normalı bilmiyordum. Böyle çok ilginç mesela bu IDL interfeysini falan ac acayip şeyler yapmış orada. Hani sırf Java ile alakalı bazı açıklar da bulmuş. Hmm. Yani onları bilmiyordum açıkçası. Ben hakkını verelim adam. Ben her türlü veririm ya. Simple bir şeyi alıp ortalığı dağıtan adamlar bile benim için her zaman çok takdir ettiğim dostlarımız. Güzel. Vallahi eğitim yapmayı özlemişim ha gençler.